Yeni bir araştırma, Mars'ın kendi aylarından biri olan Phobos'u parçaladığını gösterdi. Araştırmacılara göre gezegenin çekim kuvveti buna neden oluyor. Ayrıca Phobos'un yıllar sonra Mars'ın halkalarına dönüşebileceği de aktarılıyor. Kızıl gezegen olarak da bilinen Mars'a yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İlerleyen yıllarda insan gönderilmesi beklenen bu gezegende şimdiden birçok araç yer alıyor ve araştırmalar yürütüyor. Aynı zamanda gezegene ve aylarına yönelik çalışmalar dünya üzerinden de hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise bilim insanları Mars'ın iki ayından biri olan Phobos ile ilgili oldukça ilginç bilgilere ulaşmayı başardı. Çalışma Phobos'un parçalandığını gösterdi. Bulgular yakın zamanda The Planetary Science Journal üzerinden yayınlandı. Araştırma, Phobos'un Mars'ın çekim kuvveti tarafından parçalanma belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, daha önceden bu ayın yüzeyindeki sıra dışı izlerin antik asteroid çarpışmalarından kaynaklandığını düşünüyordu. Şimdi ise bunların, Phobos'un kütle çekim nedeniyle oluşan toz dolu kanyonlar olduğu görüldü. Mars'ın en büyük ayı olan Phobos, 27 kilometre çapında ve kızıl gezegenden 6000 kilometre uzaklığında. İsmini, Yunanca'da korku anlamına gelen bir kelimeden alan ay, gezegenin etrafında her gün 3 kez tam dönüşünü tamamlıyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak, dünyamızın tek doğal uydusu olan Ay ise 3,475 kilometre genişliğinde ve gezegenimizden 238.855 kilometre uzaklıkta. Ek olarak, Phobos ile ilgili oldukça ilginç bir gerçek de var. NASA'ya göre, bu ayın Mars'ın etrafındaki yörüngesi sabit değil. Bu, Phobos'un her yüzyılda bir gezegenin yüzeyine 1,8 metre yaklaştığını ortaya koyuyor. Phobos'un yüzeyindeki çizgiler de oldukça gizemli bir konuydu. Daha önce bahsettiğimiz gibi en yaygın teori, geçmişte bir asteroidin Ay'a çarpmasıydı. Bu çarpma sonucunda ise, Stickney olarak bilinen 9,7 kilometre genişliğinde bir kraterin ve bu çizgilerin oluştuğu düşünülüyordu. Yeni çalışma, bu izlerin Ay'ın kızıl gezegene yaklaşmasından ve çekim kuvvetinden dolayı yavaşça parçalanmasının bir sonucu olabileceğini ortaya koydu. Bunun, gelgit kuvveti olduğunu söylememiz mümkün. Yani çalışmanın arkasındaki fikir, küçük bir cismin daha büyük bir cisme yaklaşması, bunun ardından ise daha küçük olanın, büyüğe doğru uzanması. Bilgisayar simülasyonlarını kullanan araştırmacılar, bunun sonucunda Phobos'un, gelecekte bir noktada tıpkı Satürn'ün halkaları gibi, Mars'ın bir halkasına dönüşebileceğini ekledi. NASA'nın tahminleri de 50 milyon içinde, bu ayın ya Mars'ın yüzeyine çarpacağını ya da, halkaya dönüşebileceğini gösteriyordu. Yeni çalışmanın yazarları da, eğer gelgit kuvvetleri zaten uyduyu parçalıyorsa, Phobos'un beklenenden çok daha önce yok olabileceğini belirtti.